Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bugün şöyle göreceğiniz üzere Relikant gelmiş durumda ve Relikant'a girişimizi yapacağız. Normalde ben Shao Kahn Tower'ı bu arada her gün illaki tamamlarım ama şu an direkt Relikant'a gireceğim. Zaten bu zamana kadar şöyle bir bakayım, bir 45 gündür falan neredeyse her gün yapıyorum Shao Kahn Tower'ı. Bakalım faydasını görecek miyiz? Bunun %100 bir halde geldi zaten bana. Şu 3 kısmı yapmadan önce de %100 bir haldeydi. Şu geri kalan 19 savaşı beraber yapacağız. Hemen şu kısa savaşlardan bir bahsedeyim ben öncesinde. İlk savaşta istediğiniz herhangi bir takım olabilir. Fark etmiyor. İkinci yedili savaşta yani. Netherrealm karakter kullanmak zorundasınız. Bu arada buralar çok kolay. Hani aşırı kulenin normal savaşında 100'e falan geliyorsanız böyle burayı rahat bitirirsiniz abi. O kadar kolay yani bu. Relikant'ta hiçbir şey yok. Aslında buralar zordu belli bir sürece kadar. Ama kuleler öyle bir zorlaştı ki, düşen ödüller de tabii ki bununla beraber arttı. Diamond falan artık kolay kolay düşürebiliyorsunuz kulelerden. Tabii kolay kolaydan kastım 200 savaş bitirmek gerekiyor. Ama onu yapmak çok zor. Neyse, tamam, anladınız siz olayı yani. Çok da zor bir şey değil Netherrealm karakterlerle bunu tamamlamak. Yani 3 seviye 4 seviye işte 2 tane 3 tane Netherrealm karakteriniz varsa, altın bile olsa bunlar, tamamlayabilirsiniz yani. Bunun sonunda Jade geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Halledilebiliyor. Bilginiz olsun. Çok zor değil. Üçüncü kısımda Spec Ops karakter olmak zorunda ve evrim 1 veya daha üstüne sahip olmanız gerekiyor. Hangi Spec Ops'un olduğunun önemi yok. Yani Diamond da olur, Bronze da olur. Olur da olur yani. Bronze bile kullanabilirsiniz. Dördüncü kısımda şu 9'lu savaş, birazdan geleceğimiz yerde Martial Arts karakter kullanmak zorundasınız. Ve üçüncü evrim veya üstü olmak zorunda. Beşinci kısımda da onu okuruz şimdi. Okumakla uğraşmayalım orayı. Yalnız The Soul Chamber'dan bana şu an %100 bir şekilde burası geldi. Resurrect diyeceğim ben abi. Efekte girecek mi? Keşke, inşallah girer. Girmesini istiyorum o animasyona. Girmedi maalesef. Bu arada baya baya bir yaptım ben. Normalde şu an aldım ama bir daha alabilecek miyim orasını bilmiyorum. Yani bakalım bir. Ah, %99 mu? Nasıl lan? Aa, oğlum bir daha normalde alabilmem lazım değil mi lan? Bayağıdır yapıyorum ben bunu ya. 251 olmuş anasını satayım. Neyse. %99 nedir ya bu arada? Vallahi bu garip bir olaymış ha. Nasıl %99'da kaldın lan? Neyse. İki evrim birden atlatacağız. Bir şeyde, Shao Kahn şeyinde. Bir sonraki gelişine belki 3 evrim atlatacağız. Bilmiyorum yani. Belki öyle olur. Şu an 45 gün kala falan başladığım için böyle olur. Normalde her gün yapıyor olsam. 3 savaş gidiyorum. Bazen 6 savaş yapıyordum kule olmadığı zamanlarda. Şimdilik. Martial Arts karakter kullanmamız gerekiyor. Karakterler burada değişmek zorunda. Ben Martial Arts karakter ayarlayayım. Hayvan gibi bir şey ayarlamayacağım. Ortalama seviye ayarlayıp geliyorum. Şöyle bir takım ayarladım. Ortalama bir takım. 5. evrim Diamond'lar. Diğerleri Challenge karakterlerinden kattım. Şöyle ekipmanlarını da göstereyim serisinden. Hızlı hızlı bakabilirsiniz buradan. Rastgele ekipmanlar yığdım. Sadece Scorpion'a birazcık düzgün ekipman kattım. Şimdi girelim buraya. Yani karşımızda karakterler zaten çok güçlü olmayacak ama boss falan gelecek. Bir de buranın özelliği. Burada round'dan sonra canınız %100'e başlamıyorsunuz. Yani %80 cana indiyseniz veya %40 cana indiyseniz %45'e falan çıkartıyor. Hatta %10 mu ne cana ekliyor galiba. Öyle bir olay var. Bu yüzden Scorpion'u kattım. Bir can yenileme karakteri katarsanız çok güzel. Gerçi kolay bitirdik. Biraz fazla güçlü katmışım ama ortalama bu da abi. Diğer Spec Ops'lar şeydi bu sefer. Yani çoğu şey böyle 9-10. Yerim. Challenge karakterlerinin birçoğu şu an 10. yerim. Altın karakterlerin de birçoğu 10. yerim. Yani bir de canımız zaten bir yerden sonra gitmeye başlar diye düşünüyorum. Şu an çok güçsüz görünüyorlar da hızlı hızlı güçleneceklerdir diye düşünüyorum yani. İnşallah çok fazla güçlü katmamışızdır. Kattıysak da olsun abi, hızlı hızlı amaç bitirmek zaten bir yandan da. Ama dediğim gibi çok yeni başladıysanız zaten hiçbir şey yapamazsınız oyunda. Bir zahmet zaten, hani yavaş yavaş ilerleyeceksiniz. Öyle tak diye bir anda oyunu bitirmek olmuyor anasını satayım. Yavaş yavaş hani ona yapacak bir şey yok. İkinci senimle bu arada çok güzel can yenileyebiliyorum. Onu bir yapacağım ama büyük ihtimalle öldüreceğim için. Full da kritik atıyoruz ha. Kritik ekipmanları bayağı bir iş yapmış. Hepsini kritik vurdu abi. Bir tane bile kritik vurmadı olmadı. Acayip kritik vurdu karakter. Çok güzel bir olay. Kendi ekipmanını kattım. Red Hammer kattım bir de üstüne. İnanılmaz yani. Bir de Shao Kahn'ın zırhını verince her şey kritik şu an şeyde. Heal Team diyor bakın. Mesela canımız artık şey yapmıyor. Yenilenmiyor bu kısımda. O yüzden can yenileyen, en ufak bir can yenilemesi bile olan bir karakteriniz varsa çok çok güzel olur. Sürekli onun oynarsınız. Karakter değiştirmezsiniz ve bak bir de zaman katıyorlar. Yani öyle çok aşırı düşük seviye karakter kullanırsanız da ayrı bir sıkıntı var. Hepsini kritik vuruyor lan bu arada. %100 şu an ya kritik oranımız. Abi kritik vurma da hiç yok. Bu ne oğlum? Kankam bu ne lan böyle? Abi bu ne lan? %100 kritiğe ulaştırabiliyoruz galiba karakterle. Çok iyiymiş ya.
Bu kadar fazla kritik vurabildiğini bilmiyordum ben bunların. İyi iyi güzel abi. Yani garip bilmiyorum. Bana lan 3777777. Abi bu çok garip bir şeymiş. Usta 3777 7 milyon 700 bin, 770 bin. Ve artık o şey ne acaba? Hani 770 binin sonrası ne? O da 777 bin mi acaba? Çok garip geldi. Denk gelmesi bir ilginç oldu. Canımız bu arada biraz azaldı. Yani bir boss falan geldiğinde direkt canımızı yenileyebileceğiz. Gerçi orası kolay ama. Son kısım da aynı şekilde böyle kolay. Hiç zorlayan bir olayı yok. Yani Şakuan'ı rahat rahat evlenebilirsiniz. Bir kritik vurmadığım olacak mı onu merak ediyorum şu an. Vallahi onu merak ediyorum. Bakalım abi, death mark'ı da koyduk bu arada. Evet, yok yani kritik vurmadığımız hiç olmadı. Çok ilginç bir durum. Gerçekten sağlam olmuş abi takım. Spec Ops Scorpion çok yüksek seviye değil ama ara ara böyle paketle açıyorum. Ruhları bu arada biriktireceğim artık. Paket açmayacağım. Ara ara açıyorum diyorum ya. Artık ruh birikimine gideceğim. Yani yoğun bir şekilde biriktirmeye çalışacağım ruhları. Günlük savaş sonrasından sonra şey yapmayacağım. Ben normalde 1 saatlik challenge'lara falan giriyorum. Şeyleri, quest'lere giriyorum. Çok fazla ruha ulaşabilmek için. Yine onlara geleceğim. Dark Magic geldi bakın mesela. Burada hasar yiyeceğiz abi. İyi miktarda hasar yiyeceğiz ve tüm karakterlerimizin canı güzel miktarda gidecek. Bakın şu an 2000-2000 vuruyor bana. Oyun %2 %2 vuruyor bak. Ve canım iyi gidecek yani. Aslına bakarsanız sıkıntı bir olay. Dark Magic bayağı bir sıkıntı olay. Bu arada yenileme yapabiliyorsunuz. Karakterlerinizi %25 şekilde iyileştirebiliyor. Bilginiz olsun. Yani onu bir göstereyim size. Ruh biriktireceğim falan dedim ama hemen göstereyim onu serisinden. Şöyle geç kanka. Her şey yapmada fazla fazla ruhu istemeye başlıyor. Sürekli de ruh veriyor burası, bilginiz olsun. Yani ruh harcamazsanız eğer güzel miktarda ruh alabiliyorsunuz. %25 veriyorsunuz. 10 iyileştiriyorsunuz. Şimdi 20 oldu. Bir daha verdiğinizde 30 oluyor. 30, 40, 50, 60, 70, 80 de duruyor diye hatırlıyorum ben. Öyle öyle artıyor bunun şeyi. 80'e kadar gitmeyelim. Ruh biriktirelim abi. Yani şey olursa bilmiyorum. Böyle bir yapabilir miyim bilmiyorum ama ne kadar sürede olur onu da bilmiyorum. 100 bin ruha kadar çıkmaya çalışacağım bu hesapta. Bayağı bir harcamayacağım. Çok güzel bir paket geldiğinde de açılım yapacağım. Öyle öyle yapalım diye. Yani başarabilir miyiz bilmiyorum. Belki de bir yerden sonra sıkılıp salarım, orasını da bilmiyorum. Şunu çok düşük vurmam lazım şimdi benim. Hiç vurmayacağım. Öldürmez ama öldürmemen lazım be kanka. %5 vursam ölmeme ihtimal yok ki karakterin oğlum. Canımı yenilemek istiyordum da. Aa şey, özel yetenek 2'de can doldurma mı var bende? Galiba öyle bir şey var çünkü canım %90. Ha tamam, zaten fullemiştik canı. Tamam. Lan dedim bir an canımız mı fulleniyor? Yok. Diamond karakter geldi sonunda. Bir sonraki boss. Bakın o boss'u göremiyorum şu an. Raiden mıydı? Raiden ya da bir önceki Baraka da olabilir. Raiden, Baraka. Buradan hangi bosslar vardı lan? Yok, gerçi ilk savaşta mı Baraka vardı? İlk savaşta boss da yoktu galiba lan. Hatırlamıyorum abi. O çok aşırı aralıkla geldiği için öldürücü vuruş da yapabiliyoruz abi bu arada. Sadece kritik değil. Hem öldüreceğim, kritik vuruyoruz. Baya iyi abi. Şöyle bir vuralım. Yakında bu arada Faction Wars savaşlarına başlayacağız. Hatta yakında dediğim, mümkünse yarın başlamak istiyorum ben Faction Wars'lara. Ne kadar yapabiliriz bilmiyorum tabii ki. İlk başta da çok kötü. İlk baştan kastım 3-4 ay falan çok kötü yapacağız. O işte toplu ruh biriktirme olayına geleyim ben. 3-4 tane daha 10. yarım diamond, Barakaymış bu arada. 10. yarım diamond yapabilirsem daha rahatlatacak beni bu durum. Yani şu an 10. yarım diamond'ım, Mortal Kombat 11 karakterlerim var. Başka 7. yarım bir Raiden'ım falan var. Klasik Raiden olması lazım. 7'de de 8 evrim, hatırlamıyorum. Spec Ops Scorpion falan işte. Strike Force Scorpion, pardon. Bu Strike Force. Spec Ops paket değil miydi lan sen? Strike Force. Hep Strike Force mu? Sen Spec Ops paketinden çıktığın için mi öyle hatırlıyorum? Galiba öyle abi. Fazla vurmamaya çalışacağım. Ayı gibi öldürmesin ki canımızı azıcık yenilemesini görün yani. Çok da öküz gibi can yeniliyoruz ama gerek kalmadı abi. Öküz öldürdü yani. Ayı gibi vurduğu için. Hayvan gibi şey yaptı. Valla çok vurduk. Bayağı çok vurduk. Şimdi buradan bir tane daha bunu yapıyoruz. Bu şey. Test Your Might'lar zaten çok kolay. Yani herhangi bir şey yapsanız yeter. Test Your Might'a düşmekten de korkmayın bu arada. Yani şu şeyin içine bir tane girseniz bile yeterli. Mesela şu kısımda bile kalsanız yeterli oluyor. Ben burada kalacağım bilerek. İlerlemiyorum şu anda. Aynen. O son kısım, son daireye bile girseniz yeterli abi. Ha, garanti olsun diye birinci daireye girmeye çalışabilirsiniz. Ekrana böyle pat pat abanın tüm parmaklarınızla, kardeşiniz mardeşiniz varsa çağırın, o da bassın. Hep beraber basın abi. Öyle yapabiliyorsunuz. Bir kere daha diriltiyoruz bu arada. Shao Kahn şu anda 3. evrime ulaştı.
Bakalım sonrasında Resurrection ne kadar diyor. %14 tamamlanmış. He. Ben bunu bir sonraki kısma dediğim gibi 3. yerimse 6. yerime falan getirebiliriz diye tahmin ediyorum. Her gün ya unutmazsam yaparsam olur abi. Bir sıkıntı çıkmaz yani. Şimdi burada bakalım ne istiyormuş onu bir görelim. Son kısımda ya Diamond karakterden oluşacak ya da Outdoor karakter olacak ve 7. evrimin üzerinde olacak diyor. Diamond karakterlerimiz 1. evrim bile olabilir. Herhangi bir Outdoor olması da zorunlu değil bu arada. Diamond ya da 7. evrim üstü Outlaw karakter. Bu Outlaw'da Gold olmak zorunda falan değil. Yine Bronze karakterle bile oynayabilirsiniz. Ben hemen bir tane ayarlayıp geliyorum. Şöyle bir takım ayarladım. Yani gördüğünüz gibi Diamond olsa da şu an kabul ediyor yani. Herhangi bir Diamond takımı da olur. Day of Death takımı yapayım dedim abi. İki tane ile birlikte çünkü çok güzel can yenileyebileceğiz. Yine Aaron Black'e full kritik vurdurtan ekipmanları verdim. Yan tarafta da öyle bulduğum ekipmanları direkt attım abi. Önemli değil yani buralar çok kolay olacak. Zaten şu an karşı takım aslında biraz güçlü bakın. Hani hasar yönünden falan iyiler. Bizden daha iyiler. Belki birazcık zorlar bilmiyorum. Yani birinci yerim olduğu için şu an Aaron Black'imiz çok da güçlü değil. Ama ben hallederiz diye düşünüyorum. Hem can yenilememiz olacak. Bir karakterimizi yani bir karakteri öldürmemiz yeterli karşıdan. Çok da fazla vuramıyoruz ha. Valla hasar yönünden çok da iyi olduğumuz söylenemez. Yani baksana abi. Şöyle bir yapayım. Aaron Black'i biraz güçlendirebiliriz bu arada ya. Yani daha üst seviye bir şey ayarlayabiliriz de. Gerçi çok gerek var mı ya? Bakayım. Full, abi full kritik vuruyor karakter lan. Oğlum bir de çok güzel can yeniliyoruz ha. Bakın hani. Baksana abi. Hala can yeniliyoruz. Yani o kadar vurmasına rağmen karakter. Hayvan gibi can. Ama abicim her şeyi de kaçırdık. Block Breaker'ımız bu arada şey yapmadığı için kör ettik ama o da bir şey. Şöyle attık mı tak tak yaptık mı. Abi çok kritik sayesinde nasıl can şey doldurduk bar doldurduk gördünüz mü abi? Acayip bir bar dolumuna da geçiyor yani karakter. Çok deli gibi bar dolduruyor. Çok iyi ya. Seri yeniyoruz. Normalde onlarla aynı güçteyiz. Hatta onlar bizden güçlü şu an. Hatta ya bayağı güçlü diyebilirim lan. 1,5 katı falan bizim şu an bir bakalım. 24.000 saldırıdalar. 37.000 canlılar. Gerçi yok benimle aynısı bir tanesi. Diğerleri de yan karakter işte Kitana'dan falan şu an Kitana'nın 1-2 katılar hatta şu an aynen. 11.000 24.000 abi baksana. Ama Aaron Black'in canı bayağı gitmiş lan. Can yenileyemedik tabii. Bir tane karakter öldürsek yeterli. Gerisi sıkıntı değil. Son karakterleri bayağı bir vurduğu için hangisiydi o? Adını unuttum lan karakterin. Milena, Milena ha. Milena değil mi o sonuncu aynen. Şöyle bir vurayım kanka sana. Şöyle vurduk mu? Uf, %4 cana indi direkt. Çok güzel ya. Vallahi çok sağlam bir olay şu. Block Breaker'ımız çalışıyor. 1400 falan vursak da yeteneğimizle beraber çok çok fazla vurduğumuz için çok rahatlıyoruz abi. Böyle gene vuralım. Bir de birinci tek neredeyse hep açık. Baksana abi savaşın bitme hızına bak. Can bile doldurmaya yetiştiremedi yani. Oyun can doldurmaya yetiştiremedi. O kadar hızlı öldürüyoruz. Boss belki biraz zorlar. Klasik Raiden geliyor olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Klasik Raiden'ın sıkıntısı Damage Over Time'dan iyileşiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Char'ın. Ters etkileri yemiyor abi. Bu da sıkıntı bir durum tabii. Neyse bakalım. Şöyle bir devam edelim bakalım. Yani bir komboya ne kadar can götürüyormuşuz? %78'e indiriyor. Wow. İyi de indiriyormuşuz abi. Yine aynı şekilde şöyle bir full kritiğe gidiyorum. Tak tak yaptık mı? Oğlum inanılmaz kritik atıyor ya. Şu ekipmanları ben çok sevdim abi. Çok güzel bir olay. Bu kadar fazla kritik vurabilmek gerçekten. Çok çok. Aa kritik vuramadık bak. Bak sen kritik yemiyorsun. Tamam bunun kendi şeyi bak. Kritik yemiyorsun değil mi sen? Evet. Bakayım Eldrin'in immune'du kritik atak. Sen 120... Baksana bir de şansları falan artıyormuş. Güzel ha. Vallahi Elder God karakterleri bir de koruyor yani bu. Ama kritikten ne kadar korusa da bizden kurtulamazsın kanka. Öyle bir şey yok. İkinci teneyimi atmak istiyorum ama bakalım şöyle bir mümkün olacak mı? Blokta kaldı adi. O yüzden şöyle az vuracağız maalesef. Ama kör ediyoruz. O da güzel bir olay. Ufak bir takılıyor şey yaptıktan sonra. O da garip bir olay ha. Şunu bir al. Tak tak vurduk mu? Bitti abi. %99 can. Canımız oynamadı yani. Başladığımızdan beri full HP'deyiz. Kitan ablam sağ olsun. Burada baya baya bir bizi koruyor. Çok güzel iş yapıyor. Yani birinci yerim Diamond'larla bile isterseniz iş yapabilirsiniz. Tabi Day of the takımı yapmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir ekipmanınız olsa da yeterli. Yani altınları şeye harcayın abi. Coins'lerinizi bu 70'lik pack'in adı neydi? Şey Red Hammer pack olması lazım. O işte Red Hammer'ın çıktığı pack var ya. Onu şey yapacaksınız abi. Bol bol açın ondan. Yani coins'lerinizi boşa harcamak yerine boş boş karakterlerin şeylerini geliştirmeyin. Kullanmadığınız karakterlerin o ne derler? Şeylerini geliştirmeyin abi. Boş yere yeteneklerinidir işte can bilmem neylerini gerek yok yani. Sadece yoğun kullandıklarınızı geliştirin.
gerisi dursun. Bu ançıyı bu arada hızlı öldürürsem güzel olacak çünkü can yenileme kısmındayız şu an. Ve diriltecek karakterleri sürekli olarak. Bu da işimize gelen bir şey değil. Öldürelim o yüzden. Gitsin abi. Tamam. Bunu zaten öldürürüm ben. Şu an şey var. Regeneration'ları var ama çok da önemli değil. Damage Overtime ile birlikte yine destek çıkıyor. 474 duruyor gerçi. Burada zehir kullanabilirsiniz. Herhangi bir zehirleyen karakter. Klasik reptil mesela yan tarafa yakışır. Veya herhangi bir reptil yakışır. Veya zehir atan ekipmanınız varsa o da yakışır. Yani her türlü iş yapıyor. Bir sıkıntı olmuyor. Bilginiz olsun. 5. savaştayız. Seri devam edelim kanka. Burası kolay kısımlar ya dediğim gibi. Zorlayacak şeyler değil. 7. evrim üstü herhangi bir silver şeyle bile bitirilebilir buralar. Silver takımla bile bitirirsiniz. Yani ne bileyim. Kano katarsınız, işte örmek katarsınız, işte Dvorah olabilir, katılabilir yan tarafa. İş yapar yani, Reptile olur, zehirleme işte sonra Silver Reptile. Bunların hepsi saydığım şey bu arada, Silver karakterler. Her türlü iş yapar yani. Şunu attım mı, %79'dan öldüreyim. Aa bayağı güçlenmişler ha, adilere bak sen. Bir de şu an şey var abi. Şu Block Breaker full çalışıyor mu bunda? Yok çalışmıyormuş, bak boşa gitti yetenek. Ama Power Drain attı. O da güzel bir olay. Şöyle bir attık mı... Çok güzel vuruyoruz ya. Vallahi çok tatlı vuruyoruz. Şunu da atalım abi. Mükemmel ötesi kritik. %100 candayız hala. Güzel. Yani. Ben tüm karakterlerimi bu arada neredeyse hepsini kullanıyorum. Challenge'larda kullanıyorum birçoğunu. Güzel de ruh geliyor bu arada. Yani iyi miktarda ruhta kazanmışız. O da güzel abi. 3600'e de falan da kazanıyor. 3800'lere gelmişiz bile. Yani 3900'leri göreceğiz neredeyse. İki evrim attık Shao Kahn'a. Shao Kahn'ın tanıtımı Adan Zeyye serisinde gelecek. Adan Zeyye serisi çok kısa bir süre içerisinde başlayacak ve hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bilginiz olsun. Şöyle birinci yeteneğimizi atarak başlayalım. %25 cana kadar indirdik. Zaten yetenek dolumumuz falan çok iyi. Çok tatlı bir olay bu. Random pick mi gelmiş bu arada? Kendi kendine mi seçiyor bu karakterlerimi? Evet abi. Önemli değil. Bununla da çok güzel vururuz. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir atalım. Şunu vurduk mu zaten şeyi düşecek bayağı bir. Tamam. Bu sefer ikinci teneğimizi tam attık abi. Fazla vuracağız. Böyle vurduk mu da öldü. Güzel. Çok sağlam oldu. Sen kanama manama atıyorsun ama kanka. Yemezler ya valla. Fire'la kanama atabiliyor. Damage Overtime'dan zehir atamıyorsun diye biliyorum. Şunu bir atayım sana. Kritik vuramıyoruz ama pek olsun. Bunda kritik çünkü çok yok ki tane de. O yüzden çok şey değil ama ya. Önemli değil. Bir tane ölse bile sıkıntı değil bu saatten sonra. Canımız zaten çok fazla yenilememiz şey yapmıyor. Gerekmiyor. Bleed immune'muşuz. Güzel la, o da güzel bir özellik. Yani şunu bir atayım kanka sana. Sana da elveda diyelim. Güzel. Can yenileyemeden oyun bittiği için yenilememiz biraz yarım kalıyor ama birazdan bir sonraki maçta iki karakterimizi fulleriz zaten. Sıkıntı değil. JD hiç girmedi bu arada oyun. 5000 coins verecekmiş bu savaştan sonra. Girelim hemen serisinden. 266 tane o mor gözden olmuş. Yani onu bir sonrakine 400 yapar mıyız? Belki daha fazla bile yaparız bakalım. 100 savaş bitirdiğimiz ortalama 50 şey falan geliyor. 30 günde de 100 savaş bitiriliyor ortalama. Yani bir ayda 100 savaş bitirebiliyorsunuz. 50-50 geliyor. 3 ayda 150 falan yapsanız 2 evrim atılır galiba. Shao Kahn abi. Yaklaşık 2 evrim atsak 3 ay Shao Kahn 4-5 ayda bir geliyor diyelim. Yani baya şey yapılabilir. Hatta ruhumu belki belli bir süre sonra şeye de ayırırım. Shao Kahn Tower'a da ayırırım. Sırf evrimini hızlı arttırabilmek için ama Shao Kahn'dan artık eskisi kadar güçlü bir formda değil. Yeni çıkan karakterler ondan daha iyi durumdalar. Yani Joker falan, son gelen Joker. Yani yeni başa gelen Joker yok da. Güzel durumda abi. İyi vurdu bu arada. Çok sağlam vuruyor ha. Jason Voorhees sıkıntı biçer şu an. Ama can yenileceğiz öldüğü gibi. Regeneration aynen almamız lazım zaten. Ufak ufak takılmalar yapıyor lan bu arada. Bunu Allah çözmüş olmamız lazım da. Garip takılıyor. Kapatıp açma yapmadım muhtemelen dolayı da. Ufakçık da bir şey olmadı abi. Çok milisaniyelik yani. Al bakalım. 67 kere öldürdük karakteri bu arada. Hala kalkıyor anasını satayım ya. Bir de buna Kuvançi falan katıyorsunuz. Spec Ops Scorpion veriyorsunuz yanına. Karakter hiç ölmüyor. Kalkanlarla birlikte var ya, sonsuza kadar yaşayabilir yani. Bu Shinnok ve Quan Chi takımı gelmiş bu arada. Bunlar da sıkıntı. Netherrealm karakterlersiniz değil mi siz? Dert karakterler abi. Yorabilecek karakterler. Enrage diyor baksana. Öküz gibi şey dolduracak bunlar. Güç dolduracak. Yorar mı bilmiyorum ama şöyle bir atayım canısı. Tak tak yapayım. Tamam. Güzel vurduk. Birinci tekten sonra kasıyor lan bu arada. Onu da fark ettim bak.
Kaç vuracaksın? %55'e kadar indirdim. Wow, iyi de vurdun ha. Kanka vallahi sağlam vurdun ama seni uğurlayalım biz. Bir de az bir blokta kaldık mı canımız güzel miktarda yenilenecek zaten. Yani çok da vurdu aslına bakarsan. O da öküz gibi vurdu. Bir de %40'ını yeniliyoruz canımızın zaten. O yüzden bir sıkıntı yok abi. Bunu da öldürdük mü daha da canımızda olacak. Şimdi bu ikinci yeteneği sıkıntı çıkartabilecek bir yetenek. Ama dispel attı kendine. Sıkıntı çıkartan yeteneğini atmayı tercih etmedi. Sağ olsun kankam. Şunu da al bakalım. Toz ettik abi. Çok güzel. Güzel güzel. Yani iyi. Day of Dead karakterlerini belki bir gün fulleriz. Bilmiyorum. Şu eğer aklımdakini dediğim gibi yaparsam 100.000 200.000 ruha ne zaman ulaşırız belli olmaz. 300.000 400.000 belki 1 milyon ruh falan yapma gibi şansımız tabii yok ya. 1 milyon ruhu yapmak var ya anasını satayım. Bir yıl falan sürer mi? Belki daha fazla sürer lan. Sürekli olarak birikti. Gerçi her şeyi biriktirirsen belki olabilir ama bilmiyorum. Şu an Raiden bu arada şey yapıyor. Zaman içerisinde güçleniyor ve curse bıraktı bize şu anda. O da bir sıkıntı olay aslında. Kör edeyim ben şunu da. Yani çok da bir işe yaramayacak. Bu arada burada yenilebiliriz. Böyle bir sıkıntımız var. Evet abi. Sıkıntı olacak bakın. Hani çok fazla mis attık. Kör sıkıntı oldu. Duruş gibi olduğu için etkiledi bizi. Bir daha atacağım şunu. Şöyle atalım. JW'ma geçeceğim bu arada. Öldürtmek istemiyorum çünkü. Girerken şöyle unblock yapamıyoruz. Şey bloğunu kıramıyoruz bu arada karakterin. O da büyük bir sıkıntı. Kendi karakterim ölse de canım yenilendiği için. Abi şuna baksana ya. Acayip bir blok kıramama olayımız var. Yani birinci evrim diamondlar burada sıkıntı çıkartabiliyor bakın. Yine şeyini attı. Şunu atayım kanka. Oo fena takıldı az önce. Acayip bir takılma oldu. Yani şunu bir al. Yapma oğlum. Öldürdü bir tane ama sıkıntı yok. Canımız zaten yenilenecek bu durumda. Şöyle bir atayım abi. Senin de mi canın yenileniyor lan? Kanama falan yemedin değil mi sen? Yok tamam. Ne kadar unblock atsa da burada yeniyoruz. Yani 17.000 canlı karakterlerle 30.000 canlı 40.000 canlı karakterlerle falan yendik. Öküz gibi güçlü bir şey almanız gerekmiyor. Çok şey değil ya. Zor değil. Asla zor değil. 3.900 ruha burada ulaşamadık. Az verdi çünkü oyun sonlara doğru. Şu anda 3.800. 30 ruh da buradan gelse 3.800. Aslında güzel ya. 3.900'e neredeyse geldik yani. 18'de şey alacağız. Mor gözden alacağız. İki savaşta bir Shao Kahn Tower'da mor göz geliyor bilginiz olsun. Yani onu da şey yapabiliyorsunuz abi. Alabiliyorsunuz sürekli olarak. Şöyle tamam neredeyse dibine kadar indik. İyi. İyi ya güzel. Tamam. Devam bakalım. Kodumuz da göz olsun böyle verelim. Şimdi her şeyi bir geçiyorum kanka. 30 ruh 18 fragment aldık. Güzel. Relicant completed diyor artık bitirdik burayı. Belli bir süre sonra bitirdikten sonra falan geri gel diyor buraya. Yani Soul Chamber'dan artık burayı yapamıyoruz zaten. Burası bir süre sonra kaybolmuyor ama completed yazacak büyük ihtimalle. Oradan sonra bir şey yapamayacağız. Bitti yani burası. Hayırlı uğurlu olsun. Şey böyleydi abi. Relicant böyleydi. Yapması çok çok kolay bir kısım. Herkes yapabilir yani emin olun bundan. Bu video şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşuna beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.